Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Linux tabanlı güzel bir dağıtımdan bahsedeceğim. Papyrus işletim sistemi. Videomuzun içeriği şu şekilde olacak. İlk önce size Papyrus hakkında bilgi vereceğim. Sonrasında Papyrus'u indireceğiz, kuracağız ve elimizden geldiği kadar beraber inceleyeceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Papyrus yüksek kaliteli Linux tabanlı bilgisayarlar üreten bir şirket olan System76 tarafından geliştirilen popüler bir Linux dağıtımıdır. Ubuntu tabanlı olan Papyrus kullanıcı dostu arayüzü, üretkenlik odaklı yaklaşımı ve mükemmel oyun yetenekleri sayesinde kendisine sadık bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Papyrus'un en dikkat çeken özelliklerinden biri kullanıcı dostu arayüzdür. Masaüstü ortamı NOM'a dayanır ve birkaç özelleştirme ve iyileştirme içerir. Geliştiricileri temiz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için gerçekten çok fazla zaman harcamışlar. Hem acemi kullanıcılar hem de deneyimli Linux kullanıcıları için verimli bir şekilde çalışabilmektedir. Papyrus üzerinde üretkenlik. Papyrus üretkenliğe büyük önem verir. LibreOffice gibi tam özellikli bir ofis paketi ve NOM Files dosya yöneticisi gibi önceden yüklenmiş üretkenlik araçları ve uygulamaları içerir. Verimli çoklu görev yapmayı ve pencere yönetimini sağlayan entegre bir düzenleme pencere yöneticisi üretkenliği daha da arttırmaktadır. Evet, Papyrus üzerinde oyun. Papyrus mükemmel bir oyun deneyimi sunar. Papyrus kutudan çıktığı şekliyle Steam oyun platformunu destekler ve Linux uyumlu birçok oyunu kolayca yüklemenizi ve oynamanızı sağlar. Papyrus ayrıca oyun için sistem kaynaklarını optimize eden özel bir oyun modu sunar. Böylece akıcı oyun deneyimi ve gelişmiş performans elde edilir. Papyrus, System76 düzüstü bilgisayarlarında pil ömrünü arttıran ve performansı optimize eden System76 güç yönetimi özelliklerinden faydalanır. Bu özellik, güç kaynağına erişimi olmayan, saatlerce dizüstü bilgisayarına güvenen kullanıcılar için özellikle çok kullanışlıdır. Evet, grafik geçiş desteği. Papyrus, yerleşik GPU geçiş özelliklerine sahiptir. Böylece hibrit grafik sistemine sahip kullanıcılar, entegre ve ayrılmış grafik kartları arasında kolayca geçiş yapabilir. Bu özellik entegre GPU kullanıldığında pil ömrünü arttırırken, ayrılmış GPU kullanıldığında daha iyi performans sağlar. Ayrıca Papyrus en yeni grafik sunucularına mükemmel destek sunarak geniş bir donanım yelpazesiyle uyumluluğu garanti eder. Papyrus kurulum sırasında tam disk şifreleme seçeneği sunar. Bu tüm sabit diski şifreleyerek ek bir güvenlik katmanı ekler. Bu sayede cihazınız kaybolursa veya çalınırsa verileriniz korunur. Flatpak ve Snap paket desteği. Papyrus, Flatpak ve Snap paket formatlarını destekler. Bu formatlar farklı Linux dağıtımları arasında yazılım kurulumunu ve yönetimini kolaylaştıran uygun bir yöntem sunar. Bu mevcut uygulama çeşitliliğini arttırır ve yazılım kurulum sürecini basitleştirir. Yazılım güncellemeleri. System76 tarafından geliştirilen bir işletim sistemi olarak Papyrus, en son donanımlarla uyumluluğu sağlayan ve güvenlik iyileştirmeleri sunan düzenli yazılım güncellemelerinden faydalanır. Kullanıcılar System76 Firmware Manager aracılığıyla sistem firmware'lerini kolayca güncelleyebilir, bakım sürecini bu şekilde kolaylaştırırlar. Sonuç olarak, bütün bu anlattıklarım doğrultusunda Papyrus, üretkenlik ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ve kullanıcı dostu bir Linux dağıtımıdır. Sezgisel arayüzü, entegre üretkenlik araçları, oyun yetenekleri, gelişmiş güç yönetimi ve düzenli firmware güncellemeleriyle istikrarlı ve özellikler açısından zengin bir Linux deneyimi sunar. Geliştirici, öğrenci veya oyun tutkunu olsanız da Papyrus sağlam ve keyifli bir bilgi işlem ortamı sunmaktadır. Evet arkadaşlar, bu anlattıklarım doğrultusunda şimdi gidelim, Papyrus'u indirelim, kuralım ve beraber deneyelim. İkinci adımımız.
kurulum. Evet arkadaşlar, ilk önce kurulum adımı da ne yapalım? Gelelim PopIOS'u bir indirelim. Bakın Google'dan PopIOS yazıyorum. Sistem76.com sitesi, yani ürünü, bu yazılımı yaratıcı firmasının sitesinden buradaki ana sayfadaki download'a tıklıyorum. Burada versiyonlar çıkıyor. Ben en üstteki download 2204 LTS'yi indiriyorum. Yaklaşık gördüğünüz gibi 2,5 GB'lık bir dosya. Ürün kurulumu için gereksinimler de, bakın burada altta yazıyor arkadaşlar. 4 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 64 bit bir işlemci ve USB 3 desteğiyle ne yapabilirsiniz? Makinenize, herhangi bir makineye, bu özellikleri taşıyan herhangi bir makineye PopIOS'u kurabilirsiniz. İndirme işlemi bitti. Bakın gördüğünüz gibi PopIOS 2204 makinemde. Ben bu kurulumu Proxmox üzerine yapacağım. Proxmox'a ilk önce webten erişiyorum, web arayüzüyle. Bir uyarı verdi. Bunu dikkate almıyorsunuz. Bu abonelikle ilgili. Yani bir aboneliğiniz olmasa da Proxmox'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce indirdiğim ISO'yu sisteme bir upload edeceğim arkadaşlar. Bakın burada ISO imajlardan upload diyorum. Geliyorum Select File'dan bu PopIOS'u seçiyorum. Evet. Upload başarılı. Şimdi geleceğim ve sanal makinemi oluşturacağım arkadaşlar. Bakın burada Proxmox. Bir nodum var. Lokal. Şuraya geliyorum. Create VM. Sağ tıkladım. Create VM dedim. Node diyor. Sistemde bir tane nodum var. Yani yapının içinde birden fazla fiziksel Proxmox sunucusu olabilir. Bende bir tane var. Storage olarak lokal storage'ım var. ISO image, biraz önce gösterdiğim, upload ettiğim PopIOS'u gösteriyorum. Fiziksel DVD de seçebilirim. Bakın burada type olarak Linux, Microsoft, Solaris ve other diye şeyler var. Seçenekler var. Biz burada Linux'le devam ediyoruz. Sistem. Buralar default olarak kalsın. Disk. Default 32 GB. Bunu 40 yapıyorum. Buraya dokunmuyorum. CPU, soketi ve core'u da 2 yapacağım. Memory default'ta 2 GB. Bunu 4 GB yapalım. Evet, network'te zaten bridge mode olarak normal fiziksel adaptörümle entegre olmuş durumda. Evet, sanal makinem hazır. VM100 ismini aldı. İsmini değiştirelim arkadaşlar. Bakın şuradan name kısmından VM100'ü PopIOS yapalım. Bu da tamamdır. Şimdi gelelim konsoldan makineyi. Konsol bölümü, bakın. Şurada yukarıda start edelim makineyi. Konsol bölümünde de makineyi görelim. Evet, kurulum geldi. Burayı full screen yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar, bakın İngilizce kuracağım. Dili İngilizce seçiyorum. Keyboard'u tabi klavye katmanını, evet, clean yüklememi, custom yüklememi, clean yükleme olarak, clean install olarak üstteki seçenekle devam ediyorum arkadaşlar. Tanımladığım, gördüğünüz gibi 40 GB'lık diski gösterdi, bana gösteriyor. Onu da seçiyorum. Evet. Burada yükleyle devam ediyoruz. Bir kullanıcı adı tanımlıyorum burada. Linux data diye. Sonraki adımda da şifre tanımlayalım. Bu da tamamdır. Şimdi burada disk şifreleme ile ilgili bir olay var.
diskinizi tamamen şifreleyebiliyorsunuz. Şifrelemek için de bir password tanımlaması tanımlamanız gerekiyor. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Bakın bu checkbox işaretli olursa ne yapıyor? Kullanıcı hesabıyla şifreleme hesabı aynı oluyor. Ama ben şifrelemeden devam ediyorum. Evet, şimdi cihazı restart edelim. Kurulum bitti. Evet, oturum ekranı geldi. Hemen Linux data için tanımladığım şifreye giriyorum. Evet, işte şimdi bize Papyrus ekranı geldi arkadaşlar. Bakın, buradaki seçeneklerle neler olduğunu görün. Bakın arkadaşlar, yaptığımda aşağıdaki menü gitti. Bunu seçtiğimde aşağıdaki menü geldi. Bakın, geldi. Şeffaf oldu bunu seçince. Görüyor musunuz? Şeffaf oldu. Altında bir border yok. Bunu yaptığımda alttaki menü gitti. Bunu yapınca border var. Bunu yapınca alttaki border yok. Menünün altındaki border yok. Tamamen şeffaf. Next diyorum ve devam ediyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi workspace alanı gidiyor. Alttakini seçerseniz de application, yukarıdaki application gidiyor. Buraya da next diyorum. Buraya da devam edelim. Devam edelim. Bakın burada beyaz, light ya da dark'ı seçebilirsiniz. Görüyor musunuz? Hangisini kullanmak isterseniz ikisinden biriyle gidebilirsiniz. Ben dark'la gittim. Buraya da böyle location'la bir işlem yapmayacağım. Time zone olarak da gelelim. Türkiye'yi seçelim. Online bir hesap bağlayacak mısın diyor. Hayır, bağlamayacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Papyrus'um geldi. Evet, gördüğünüz gibi default uygulamalar. Bakın, ayarlar bölümüne geliyorum arkadaşlar. Öyle bir kısaca beraber inceleyelim. Bakın, şurada desktop bölümüne geliyorum. Ekranda gelip gördüğünüz gibi istediğim gibi burada masaüstü arka planlarını bakın, değiştirebilirim istediğim gibi. Görüntü bölümüne geliyorum. Kurulum aşamasının son adımda olduğu gibi burada light ya da dark yapabilirim. Bakın burada enable dock diye şu aşağıdaki yine menüden bahsediyor. Bunu gördüğünüz gibi kapatabilirsiniz. Enable edebilirsiniz. Buradaki checkbox'larla da gördüğünüz gibi buradaki özellikleri değiştirebilirsiniz. Karşısında yazıyor zaten. Görüyor musunuz? Aşağıda ben yukarıda seçimi değiştirdiğimde aşağıdaki menüde değişiklik meydana geliyor. Burayı istediğiniz gibi kendiniz bakın border geldi. Kaldırınca en üstteki checkbox'ı border gitti tekrar. Bu şekilde bütün hepsini kendiniz de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Workspace alanında çalışma alanı bakın yukarıda gördüğünüz gibi workspace alanı var. Bununla ilgili tanımlamaları da yapabilirsiniz. İsterseniz workspace'leri dynamic de yapabilirsiniz. En başta bir sayı da belirleyebilirsiniz. Burada bu ayarlamaların hepsini yapılıyor. Bakın default'ta iki tane gösteriyor. Ama siz çalışma alanını arttırdıkça ne oluyor? Workspace de dynamic olarak değişebiliyor arkadaşlar. About bölümüne gidelim. Bakın görüyor musunuz? Desktop versiyonu, non versiyon karşısında yazıyor. Versiyon numarası. Sistemde 4 GB RAM olduğu. Hard diskimin bilgileri. Gördüğünüz gibi makinemde disk kapasitesi. Bütün bu bilgileri About kısmından görebiliyorum. iOS Upgrade ve Recovery diyor arkadaşlar. Buradan update'lerle ilgili işlemleri yapabilirim. Zaten en son sürümü kullandığım için sistemde yapmam gereken bir update gözükmüyor şu an. Bakın support kısmına geliyorsunuz. Support kısmı ile ilgili burada belirli işlemler tekrar yine yapabilirsiniz. Bakın burada Papyrus'un versiyonu yazıyor arkadaşlar. Papyrus içindeki communication support'a dahil olabiliyorsunuz. Bir de log dosyaları oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada kullanıcı oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ben default'ta zaten Linux Data isimli kullanıcıyı oluşturdum. Bunu buradan edit de edebilirsiniz. Unlock edip bakın super user password'ünü girip ne yapabilirsiniz? Bakın yukarıda add user var. Add user deyip yeni bir kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı standart mı olacak? Admin mi olacak? Yine buradan istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bakın set password now deyip hesapla ilgili şifre de tanımlayabilirsiniz. Erişilebilir seçenekleri bunlar da.
bölgesel ayarlar, yine buradan ayarlar bölümünün altından yapabilirsiniz. Renk seçenekleriyle ilgili işlemler yapabilirsiniz. Yazıcı tanımlamak istiyorsanız buradan bir yazıcı tanımlayabilirsiniz. Sistemdeki otomatik ilk önce mevcut yazıcıları aramaya çalışacak, arayıp bulmaya çalışacak. Bakın Power bölümünde yine belirli bir zaman sonra Power ile ilgili işlemlere bakabilirsiniz. Bakın burada Sharing'de Computer Name Papoyos olarak belirtmiştik. Burada uzak erişimde makinemize uzak erişim nasıl verebiliriz? Burayla ilgili ayarlar vardı. Burada uygulamalarımız var. Bakın Network bölümü. Gördüğünüz gibi bağdaştırıcımızla ilgili işlemler yapabiliriz. Bakın burada bildirim alanı var yukarıda. Bu bildirim alanında da gördüğünüz gibi bakın. Yine buradan otomatikten Settings kısmına gelebiliyoruz. En son network açık olduğu için oraya bakın geliyorum. Burada anahtar simgesine tıkladım. Burada istediğimi yapabilirim. Zaten otomatikte DSP seçili. İstediğim gibi burayı, istersem IP'yi buradan manuel olarak düzenleyebilirim. Bildirim alanından gördüğünüz gibi makineyi kapatabilirsiniz, kitleyebilirsiniz, oturumunuzu kapatabilirsiniz. Bütün bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar pencere yönetimine. Bakın defaultta pencerelerimiz bu şekilde gözüküyor. İçeri girdi bir tane, bunu geri alayım tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane klasörüm var. Açık bir Windows penceresi üzerinde. Bu pencereyi gördüğünüz gibi bakın burada ne yapabiliyorum? Görüyor musunuz? Artı ile eksi ile klasör boyutlarını büyütüp küçültebiliyorum. Şurada 3 tane çizgi var. Burada tercihler bölümünde. Bakın şurada yaptığınızda yeni bir otomatik yeni pencere açıyor. Default Home klasörüyle klasörü gözükecek şekilde yeni bir pencere açıyor. Tekrar bakın geliyorum. Buradaki artıyı dediğim gibi defaultta hemen bir pencere açıyor bizler için. Kapatalım bunları. Bakın yanındaki artı hemen bir tab olarak pencereyi açıyor. Tab olarak, ikinci bir tab olarak klasöre erişebilirsiniz. Hemen gördünüz mü? 2'yi açtım. 1, 2. Tekrar geleceğim bir tane daha açacağım. Bakın. Üçüncü bir tabı açtım. Şimdi de orada geri gidip ne yapacağım? Klasör 3'ü açacağım. Bakın buradaki Linux dataya tıklıyorum. 3'ü açıyorum. Görüyor musunuz? 1, 2, 3 şeklinde tab olarak klasörlerim bu şekilde daha rahat yönetip içinde rahatça dolaşabilirim. Gördüğünüz gibi sürükle bırakla sıralamayı da yani klasörlerin açılış sırasında değiştirebilirim arkadaşlar. Klasörlerim bu şekilde gözüküyor. İçindeki klasörleri göremiyorum. Bakın burada bir de şurada bir klasör nasıl oluşturabilirim onu da göstereyim. En sonki artıya tıkladığınızda da bakın yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. 4 isimli bir klasör oluşturdum. Burada preference'de yani tercihlerde şunu biraz sola alayım. Tekrar tercihlere gideyim. Bunu da biraz sağa çekelim. İkisi de gözüksün. Bakın buraya tıkladığımda bakın ne oldu görüyor musunuz? Blok halinde aşağıya merdiven şeklinde bütün klasörlerin içini görüyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İçlerine girmeden bütün dizin halinde böyle bir merdiven şeklinde bir ağaç dizini şeklinde bütün içeriği görebiliyorum. Şurada sadece ne listeli olarak göster diyerek bunu yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın performans olarak burada yapılabilecek işlemler var. Bakın mesela subfolder'lar içinde ara. Mesela bunu buradan gelip sadece bu kompütür üzerinde ya da network üzerinde diye tanımlayabilirim. Burada performansla ilgili işlemler yapabilirim arkadaşlar. Mesela ne diyor? Bakın oradaki klasörlerin içindeki dosyaların kaç tane olduğunu say diyor. Performansla ilgili böyle bir işlem de yapılabilir. Tabii bu sistemi yoran bir şey. Her seferinde klasörlere girdiğinizde onların altındaki dosyaları sayacak. Performans için defaultta bunları kapatmış. Ama siz istiyorsanız bunları açabilirsiniz tabii ki. Bakın böyle gözüküyor dosyalarım. Klasörlerim. Klasör yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size workspace alanından bahsedeyim bir de. Bakın arkadaşlar.
3 tane masa üstünde Debian, Ubuntu ve Papyrus isimli 3 tane dosyam olduğunu düşünüyorum. Ve bu 3 tane, bunu 3 tane kod dosyası, kod yazdığınız 3 tane dosya da olabilir. Bunları yönetmek için ne yapıyoruz? Bakın, şimdi yukarıda Workspace'e tıklıyorum. Birinci dosyamı alıyorum, birinci Workspace'e. İkinci dosyamı alıyorum, ikinciye. Bakın, hemen otomatikten altta bir tane daha oluştu. Bakın, şimdi arkadaşlar Workspace'lerim arasında dolaşarak ne yapabiliyorum? Çalışma alanlarının arasında dolaşarak dosyalarımı ekranım karmaşık olmadan kolayca yönetebiliyorum. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, öbür dosyanın üstüne gelmeden daha rahat bir şekilde, daha okunabilir şekilde ne yapabiliyorum? Çalışabiliyorum. Bunların arasında bu şekilde çok kolay bir şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Geçiş yapabiliyorum. Bunları kapattığımda bir tanesi gitti. Bu da gitsin. Bakın yine otomatik olarak iki tane workspace kaldı arkadaşlar. PubShop'a gelelim. PubShop'ta da ne yapabilirsiniz? Uygulama indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde komut satırına girmeden Papyrus üzerinde uygulama kurabilirsiniz. Bakın buraya geleceğim. FTP yazıyorum. FTP yazacağım ve FileZilla isimli nedir? FTP client yazılımını indireceğim. Bakın şurada install'a tıklıyorum. Kuruldu. Bakın açalım hemen. Evet, artık FileZilla'mız var. Komut satırına girmenize, kod yazmanıza hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Bakın geri gidelim. Görüyor musunuz? Birçok kurulabilecek uygulama var. Mesela bakın burada Visual Studio kod var. İsterseniz bunu çat diye hemen yükleyebilirsiniz. Bir de gelelim son olarak ne yapalım? Chrome yükleyelim arkadaşlar. Bakın hemen geliyorum. Arama bölümüne Chrome yazıyorum. En üstte görüyor musunuz arkadaşlar? Çıktı. Hemen bunu da geleceğim. Install diyeceğim. Ve makinemde Chrome olacak. Açalım hemen. O da hazır. Open. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Size elimden geldiği kadar Papyrus işletim sistemini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yazıp videoları beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Umarım bu kanal büyür ve birçok insana ulaşır. Birçok insan bu kanaldaki videolardan yararlanabilir. Eğer siz de bu kanaldaki videoların değerli, bu kanaldaki videoların paylaşılabilir olduğunu düşünüyorsanız lütfen paylaşın arkadaşlar. Paylaşmak güzeldir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere.